Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Gönüller Sultanı Mahmud Efendi Hazretlerimizin, biricik şeyhimizin halifesi, yeni şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerinin yeni ziyaretleri, cuma ziyaretleri ve Şeyh Muhittin El-Cezire Hazretlerinden ziyaret ve çok özel görüntüler sizlere sunuyoruz. Bildiğiniz üzere kardeşlerim, Hasan Kılıç Hoca Efendi 1930'da Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya gelmişti. Aslen Trabzonludur. Şimdilerde ise takriben 92 yaşındadır. Mahmud Efendi Hazretlerimizin ayrıca dünürüdür. Çocukluk dönemini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde geçirmiştir. Küçük yaşlarda babası vefat etmiştir. Temel dini eğitimini annesinden alan Kılıç Hoca Efendi 10 yaşında hafız olmuştur. Sonrasında hem eğitim hayatına hem de çalışmaya devam etmiştir. Diğer yandan da Arap tahsiline devam etmiştir. Kılıç Hoca Efendi bir dönemde ise Bursa'da bulunmuştur. Küçük yaşlardan itibaren farklı hocalardan ilim tahsil etmeye başlamıştır. Mahmud Efendi Hazretlerimiz ile tanışmasını da kısaca açıklayalım. Trabzon'a bağlı Of ilçesinde bulunan Sıra Ağaç köyünde bulunan Hacı Dursun Efendi'nin yanına eğitim almaya gitmişti. 2 yıl orada Arapça eğitimi aldı. Mahmud Efendi Hazretlerimiz ile tanışması da orada gerçekleşmiştir. Nuri Efendi'nin öğrencisi olan Hasan Kılıç Hoca Efendi, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan ders almıştır. Uzun yıllardan beri İsmaila cemaatinde talebe yetiştirmektedir. Mahmud Efendi Hazretlerine yakınlığı ile bilinen Hasan Kılıç Hoca Efendi, 24 Haziran 2022 itibariyle de İsmaila cemaatinin yeni lideri şeyhi olmuştur. Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin bazı eserleri ise şunlardır. Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin bugüne dek yazdığı çok sayıda kitap bulunmaktadır. İşte o eserlerden bazıları. Tembihat, Mektubat-ı Mahmudiye, Fatiha tefsiri, Umre sohbetleri gibi. Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin 4 tane de çocuğu bulunmaktadır. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhlik hakkında vasiyeti ise şu şekildeydi. Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum. İfadeleriyle vasiyetini paylaşmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanı böyle tavsiye ediyor. Müslüman kaba değildir. Müslüman kaba söz kullanmayandır. Müslüman anlayışlıdır. Müslüman işleri kolaylaştırandır. Müslüman haklı da olsa efendim iş uzamasın diye, insanlar zarar görmesin diye efendim bu noktada son derece edepli bir tavır takınandır. İnce anlayışlıdır, ince düşüncelidir. Hatta bununla alakalı Hasan Efendi hocamızdan bir hatıra var. Çok gerçekten Müslümanın neden anlayışlı olması gerektiğini ve ahiret bazlı düşündüğünüzde nasıl bir farklı şekilde meselelerin cereyan ettiğini anlamış, idrak etmiş oluyoruz. Hasan Efendi hocamız Medine'de ihvanla birlikte hurmacıdan hurma alacaklar. Fakat bu biraz da belki seyyar hurmacı bir yere sermiş, orada hurma satıyor. Hurma çarşısından uzak bir yerde. İhvanımız orada hurmaları alırken, alma girişiminde bulunurken bakmışlar ki hurmaların biraz fiyatları pahalı. Herkes geri durmuş. Yani hurma çarşısına gittiğimizde çok daha ucuz alabileceğimiz bir hurmayı burada neden pahalıya alalım diye düşünerekten geri durmuşlar. O sırada Hoca Efendi, anlatan Hoca Efendi'nin aktardığı şekliyle Hasan Efendi de hurmaların çeşitlerinden böyle 1 kilo ondan, 1 kilo ondan, 2 kilo ondan şekliyle alıyor. Hoca Efendi, anlatan Hoca Efendi yanına geliyor. Kulağına fısıldıyor. Diyor ki hocam yani bu hurmalar biraz pahalıdır. Dolayısıyla bu hurmaların çok çok daha ucuz şekliyle hurma pazarından alınması, çarşısından alınması söz konusudur. İsterseniz oradan alalım. Deyince Hasan Efendi bir Müslümanın neden ince olduğunu ifade edecek olan şu cümleyi kuruyor. Buyuruyor ki ben de biliyorum bu adamın hurmaları pahalı sattığını, olması gerekenden çok daha fahiş bir fiyata sattığını ama birçok insan buraya geldik. Herkes hurmalara baktı ve geri döndü. Adamcağız mahcup olmasın diye, üzülmesin diye ben bu hurmaları alıyorum diyor. Yani öylesi ince bir düşünce ki efendim tabiri caizse halk ifadesiyle söylüyorum. Kazıklanma pahasına o insanı üzmemek adına, mahcup etmemek adına efendim böyle bir eylem içerisine girmiş bulunuyorlar ki işte bu Müslümanın ana karakteristik özelliğidir. Af buyurun bu aldanmak değildir. Fakat sonrası güzel bir üslupla mesele izah edilebilir karşı tarafa ama bir Müslümanı üzmemek, hassas davranabilmek, yumuşak olabilmek gerçekten bir Müslümanın şiarıdır, alametidir.